Bloomberg HT ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Seans ortasıyla karşınızdayız. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Önce şöyle bir gün ortasında fiyatlamalara bakalım. Borsa güne sınırlı bir yükselişle başladıktan sonra yönünü aşağı dönmüştü. Şu anda yeniden yukarı yönlü hareketler sınırlı da olsa gözlemleniyor. 8500'ü aşmakta güçlük çeken bir endekse karşı karşıyayız. 8482 seviyesinden şu anda işlemler geçerken alt endekslere kısaca bir göz atalım. Orada bankacılık tarafında negatif bir seyir dikkatleri çekiyor. Sabah saatlerinden bu yana %1'e yaklaşan kayıplar olduğunu görüyoruz. Mali endeks tarafında da sınırlı geri çekilmeler var. Diğer endekslerde de yine turizm ve ulaştırmada kırmızı bir tablo gözlemlenirken hizmetler tarafında %0,36'lık prim dikkatleri çekiyor. Para piyasalarıyla devam edersek dolar TL'de 30-35 seviyeleri, euro TL'de ise 32-88 seviyeleri gözlemleniyor. Dolar endeksi kritik Fed kararı öncesinde yatay bir seviyede 103,5 seviyelerini görürken euro dolar paritesinde de %0,19'luk değişimle yön aşağı ve 1,0824 seviyeleri şu anda karşımıza çıkıyor. Sterlin dolarda da perşembe günü yani yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ne Fed'den ne İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz değişikliği bu toplantılarda beklenmiyor. Ama tabii ki diğer tüm merkez bankalarında olduğu gibi sözel yönlendirme para piyasalarında, hisse piyasalarında, tüm varlıklarında odağında olacak. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Açılış itibariyle yalnızca Almanya negatifteyken şu anda İngiltere ve Fransa'da Almanya'ya katılmış gibi duruyor. Sınırlı geri çekilmelerle de olsa İtalya'da da biraz pozitif artışmadan bahsediyoruz. Dün İtalya ekonomisi, İspanya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme açıklamıştı Euro bölgesinde. Ve biraz böyle büyümeyi yukarı çeken Euro bölgesinde bir dengelenmeye ve belki de yumuşak iniş senaryolarına yardımcı olan bir tablo oluşmuştu Avrupa tarafında. Bunu da aktardıktan sonra ABD piyasalarına bakalım. Vadeli işlemler şu anda karışık bir açılışa işaret ediyor. Nasdaq'ta %1,22'lik bir geri çekilmeyle açılış beklentisi var. Bunun sebebi de aslında dün hem Microsoft'tan hem Google'ın ana şirketi Alphabet'ten bilançolar gelmişti. Her ne kadar iki şirket bilanço beklentilerini karşılamış olsa da yatırımcıların hoşuna gitmeyen bazı detaylar oldu. Örneğin işte Microsoft gelecek çeyreğe ilişkin beklentilerini biraz daha olumsuzlaştırdı. Buna karşın Alphabet'te de reklam gelirleri beklentileri karşılamadı. Bunlar sonrasında piyasalar kapandıktan sonra ciddi satışlar gördük. Bakalım nasıl bir açılış olacak. Tahvil piyasasında da istihdama ilişkin veriler dün fiyatlandı. Jolt yani açık iş pozisyonları açıklanmıştı ve orada beklentilerin üzerinde bir şekilde gerçekleşen açık iş pozisyonları ki 3 ayın zirvesinde oldu. İstihdam piyasasında çok fazla bir yumuşama olmadığını gösterdi. Bu da tabii ki Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin farklılaşmasına yol açıyor. Bugün ADP özel sektör verisini takip edeceğiz istihdama ilişkin. Cuma'da tarım işi istihdam verisi gelecek. MTA tarafında ise altının onsu 2038 dolarda Fed'den gelebilecek sözel yönlendirmeler altına da yön verecek. Gram altın içeride 1990 lira. Gümüş 23 doların üzerinde, Brent petrol ve Amerikan ham petrolde de yön aşağı. Şu anda %1'e varan ve %1'i aşan geri çekilmeler dikkatleri çekiyor petrol piyasalarında. Kripto paralarda Bitcoin 43 bin doların üzerinde tutunamadı. %2'nin üzerinde satış var. Ethereum tarafında da %3 civarına yaklaşmış durumda satışlar. Ripple tarafında da %1'i aşıyor şu anda kayıplar. Evet, şimdi de biraz içeriği konuşacağız. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin bizimle beraber. Batuhan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, borsayla başlayalım. İçeride 8500 puanı aşmakta güçlük çeken bir endeks var. Ama bundan birkaç hafta öncesinde 8000 puanın çok fazla etrafında dolaşan, uzun bir süre yatay olarak seyrettiğimiz, ne çok uzaklaşan ne de aşabilen bir tablo vardı. Şu anda aynı psikolojik seviye 8500 mü oldu? Ne dersiniz? Hangi orada teknik seviyeleri, hangi gelişmeleri takip ediyoruz? Aslında 8500'ü üçüncü kez deniyoruz burayı kırmayı. Açıkçası bunun üzerine geçebilmek için hacimlerin o kadar kuvvetlendiğini henüz görmüyoruz. Ama baktığımızda biz Kasım ve Aralık ayında dünya piyasalarından negatif ayrışmışken Ocak ayında ise pozitif şekilde ayrışmaya devam ediyoruz. Ay başından beri 14'lük bir getiri var. Dünya piyasalarına baktığımızda ise
Az daha bir yana koyarsak onun sanırım %4'lük bir getirisi vardı dünkü düşüşe kadar. Aşağı yukarı seneyi kapattıkları seviyelerdeler. Hatta Asya piyasalarında kayıplar bile söz konusu. Biz bilanço sezonuna tabii bu sene özel bir durumla giriyoruz. Enflasyon muhasebesi uygulaması yüzünden şirketlere tanınan bir uzatılmış dönem var. Normalde biz bu haftadan itibaren yoğun şekilde bilançoları görüyor olacaktık. Şimdiye kadar bir tek Garanti Bankası açıkladı. Şirketlerin 15 Mayıs'a kadar vakti var. O yüzden bu bilanço döneminin getirdiği dinamikliği maalesef bu sene yaşıyor olamayacağız. Yani bir takım şirketler gerçekten de herhalde Mart'tan sonra açıklamak zorunda kalacaklar. Enflasyon muhasebesi uygulamalarını tamamlayamadıkları için. O yüzden 8500'ü geçmekte biraz zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Ama geçen senenin son 2 ayında oldukça ciddi yabancı girişi olmuştu. Yabancı girişini neden önemsiyoruz? Aslında biraz piyasadaki volatiliteyi de azaltıyor. Biraz daha o kadar büyük montandaki girişler orta ve uzun vadeli bir bakış açısını içerdiği için kısa vadedeki volatiliteyi azaltıyor ve aslında bu Ocak ayında gördüğümüz yükselişi destekleyen önemli faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, yabancı girişi önemli dediniz. Bunun detaylarına bakacağız. Yarın da tabii banka ve para istatistikleri gelecek. Orada yabancı girişinin nasıl şekillendiğini geçtiğimiz hafta itibariyle göreceğiz. Ama bir önceki tarafta örneğin işte tahvil tarafında net satışa gidilen bir tablo vardı yabancılar nezdinde. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bunu yine açarız, konuşuruz ama bilanço sezonuna dikkat çektiniz. 15 Mayıs'a kadar şirketlerin enflasyon muhasebesinden dolayı vakti var. Dolayısıyla hani bu bayağı uzayan ve zaman zaman açıklandıkça belki hani hisse bazlı hareketler yaratabilecek bir süreç olacak ama Garanti Bankası'nın açıklamış olduğu bilanço beklentilerin üzerinde geldi. Net kar tarafında beklentilerden yanlış hatırlamıyorsam %26 daha fazla bir tablo var. Acaba hani diğer bankalar açıkladıkça enflasyon muhasebesinde tabii olmadıkları için hani daha erken bilançolar göreceğiz orada ama ne dersiniz hani nasıl farklılaşmalar görebiliriz banka bilançolar arasında? Ve Garanti Bankası gerçekten piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. Bundaki ana sebeplerden bir tanesi bir bankanın daha önceki senelerde ayırdığı serbest karşılıkları bu sene boyunca aslında geri çevirmeye başlamıştı. Bu da karı pozitif etkileyen bir faktör. Ama tüm analistlerim bu serbest provizyonun geri yazılacağını tahminlerine koymadıklarını düşünüyorum. Ondan dolayı önemli bir fark var. Yaklaşık 3 milyarlık bir fark var. Ama bununla birlikte toplam 2023'ün tamamında 8 milyarlık serbest provizyon karşılığını geri olarak gelir tablosuna gelir olarak yansıttı. Burada tabii banka karlarına bakarken biraz karın kalitesine de önemsemek lazım. Oradaki detaylara bakmak lazım. Baktığımızda faiz gelirlerini, TÜFE endeksli kağıtlardan dışında kalan faiz gelirlerini 2023'ün tamamında %10'luk bir gerileme var. Yani ana kalemde aslında işte bir kötüleşme var. Şaşırtıcı mı? Değil tabii ki. Bu Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecine girmesinden sonra artan TL fonlama maliyetleriyle birlikte bu negatif spreadler bankaların ana iş kollarından ettikleri karı ciddi şekilde azalttı. Marjlarda da ciddi şekilde düşüşler gördük. Ama bununla birlikte enflasyonun yılın ikinci yarısında hızlı yükselmesi buradaki kaybı dengeledi açıkçası. Onun dışında baktığımızda aktif kalitesinde de bankalar açısından iyi bir sene geçti. Oldukça beklenenin ötesinde kaliteli bir şekilde takibe düşmüş kredilerden geri dönüşler oldu. Sonuçta bankalar için iyi bir sene olduğunu söyleyebiliriz. Garanti kadar sürpriz bir sonuç gelir mi diye bakarsak, işte burada bir dediğim gibi serbest provizyon konusu var. Kimlerde var? Vakıfbank'ta ciddi olarak var.
Onlar da geri yazmaya başlamışlardı. Neden geri yazıyorlar? Çünkü enflasyonist ortamda, bu kadar yüksek enflasyonda artık bu karşılıkların durmasının aslında banka için çok fazla bir getirisi yok. Aksine kar azaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden biraz yine beklentilere göre sürpriz gelirse belki Vakıfbank'ın biraz gelebilir. Belki de İş Bankası da yine tercih ederse serbest provizyonları geri döndürmeyi. Ama onun dışında gerçekten sonuçlarda çok önemli bir kar sürpriz olacağını ben diğer bankalarda düşünmüyorum. Bu sene ayrıca özel bir seneydi bankalar açısından. Bu Nisan-Mayıs ayındaki Türk lirası dalgalanmasından ve sıkışmasından dolayı bankalar çok ciddi trading kârları ettiler. Ben 2024'te bu kârları da göreceğimizi düşünüyoruz. Özetlerse Garanti Bankası özelinden gidersek baktığımızda şu anki 2023 kârına göre çarpanlarına baktığımızda yaklaşık 3,5 FK ve 1,1'e yakın bir piyasa defter değerinde işlem görüyor. Tabii ki önümüzdeki dönemde 2024 karının ne olacağı değerlemeleri bundan sonra artık yeni çarpanlara göre yapmakta fayda var. Bankalar için, Türk bankaları için özellikle piyasa defter değerine bakmak daha doğru bir yaklaşım. Neden? Çünkü bizim bankaların karları çok ciddi şekilde enflasyondan dolayı şişmiş durumda. Garanti Bankası ana sermayedar BBVA sonuçlarını açıkladığında oradaki enflasyona göre düzeltilmiş karları da gördük. Orada tabii ki karlar çok daha düşük baktığımızda. O yüzden Türk bankaları 3,5 FK'da işlem görüyor ama enflasyona göre düzeltilmiş rakamlarla bakıyor olsaydık daha çok 7-7,5 FK'larda işlem gördüğünü saptayacaktık. O yüzden buradaki piyasa defter değeri biraz daha gerçekçi bir yaklaşım. Orada da dediğim gibi piyasa defter değeri bankalar için bir önemli bir Evet. baremdir. Birin üzerinde trade etmesi için çok önemli bir sebep var mı? Öz sermaye karlılığı düzelmediği sürece Evet. o tartışılır. O yüzden dediğim gibi geçen seneki bankalar bu ciddi ralliden sonra biraz daha nötr fiyatlamalara geldiğini düşünüyorum açıkçası ben. Evet, detaylı paylaşımınız için çok teşekkür ederiz. Özellikle işte hani bu garanti gibi sürpriz yapabilecek başka bankalar var mı dediğimizde hani Vakıfbank ve belki Yapı Kredi dediniz ama yine işte diğerlerini Yok, İş İş Bankası derim, Bankası Yapı düzeltiyorum Kredi değil. kusura bakmayın. Şöyle ki yani diğer sektörlere baktığımız zaman hani şimdi sanayi endeksle bankacılık tarafında da bir hani çekişmeden bahsediyoruz bir süredir. Ne dersiniz? Hani diğer sektörler dinamikler nasıl olacak acaba? Bu 8500'ü aşmaya çalışan endeksin geçirdiği bugünlerde. Zaten 2023'ün sonuna kadar açıkçası bankalar ciddi bir şekilde önemli bir fark atmıştı. Hem BIST 100'e hem de BIST 100 dışı endekse. Çünkü yatırımcılar için onlar da önemli olmaya başladı. Sanayi endeksine de ciddi bir fark atmıştı getiride. Ancak sene başından beri baktığımızda sanayilerin biraz daha öne çıktığını ve özellikle Kasım Aralık ayında ciddi düşüşler kaydeden BIST 100 dışı şirketlerinde performanslarını Ocak ayında ciddi toparladıklarını görüyoruz. Özellikle yeni halka arz olmuş şirketlerde Kasım-Aralık aylarında ciddi düşüşler olmuştu yatırımcılarını üzen. Oralarda da yavaş yavaş tekrar toparlamaların olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii sanayi şirketlerinin ya da banka dışı şirketlerin enflasyon muhasebesinden nasıl etkileneceği ayrı bir yayın konusu tabii ki. Farklı şirketler bilanço yapılarına göre farklı şekilde etkilenecekler. Bazı şirketler var bunlar hiç etkilenmiyor. Çünkü fonksiyonel para birimleri Türk lirası değil. Yani hangi şirketler bunlar? Ereğli, TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları gibi
şirketler çok fazla bir fark göstermeyecekler. Onun dışında da daha çok borçlu şirketlerin daha faydalanmış olduğunu görüyor olacağız. Evet. Stop devir hızları önemli faktör olacak. O yüzden dediğim gibi sektörel değil de şirket bazında Evet. bakmak daha doğru sonuçlar verecektir. Evet, seçici olmak aslında vurgusu yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin bizimle beraber de şimdi ise Bloomberg HT araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersözlü bizimle beraber. Sevcan hoş geldin. Ipsos'un bir araştırması var. Dünyayı en çok neler endişelendiriyor? Başlıklı bir rapor. 29 ülkede yapılmış bu araştırma. Hem ekonomik hem de sosyal endişeler var. Detayları nasıl acaba? Sana bırakayım ben hemen sözü. Detaylarda aslında şaşırmayacağımız derecede ilk sırayı enflasyon almış durumda. Yapılan bu ankete 29 ülke katılmış ve Türkiye'den de yaklaşık olarak 20.500 kişi katılmış. 18-74 yaş arası. Baktığımızda insanlara sorular sorulduklarında %36 oranında en çok korkulan ve endişe duyulan şeyin enflasyon olduğunu görüyoruz. Ve periferisinde aslında gelen sorunların ise enflasyonun yarattığı ardıl sorunlar olarak nitelendirmek mümkün. %27 oranında işsizlik var, %26 oranında aslında yoksulluk var ve %29 oranında da suçun artması, yargınlaşması yine endişe duyulan göstergeleri arasında yer almış durumda. Hazır biz de bugün Almanya'dan enflasyon verisini takip etmişken ve küresel ölçekte hala enflasyonu dizginlemek en büyük problemimiz haline gelmişken bu araştırmaya yer vermek istedik. Araştırmanın detaylarını aktaracağız ama Almanya'daki büyüme ve enflasyon ilişkisine bir bakalım. Almanya ekonomisinin büyümesini aslında dün takip ettik ve dün çeyreksel bazda %0,3'lük bir daralma olduğunu gördük. İtalya tarafında 0,9'luk bir yükseliş vardı ve aslında 20 ülkeli Avrupa Birliği'ne baktığımızda resesyonun eşiğinden dönmüş bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Enflasyon oranı ise bugün geldi. Burada hala %3,7'lik bir enflasyon var. Sert bir kırılma eşiği gördük Almanya'da. %5 seviyesine doğru yükselmişti. Şimdi dengelenen ve aslında baskılanan bir enflasyon oranı var ama yine de kendi kıtasında, Avrupa kıtası üzerinde aslında enflasyona sahip olan ve üretim itibariyle de Almanya'nın aslında Avrupa'nın fabrikası olduğunu düşünürsek enflasyon üreten ve enflasyon ihracatı yapan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda baktığımızda biz zaman zaman aslında geçtiğimiz dönemlerde de Almanya'nın düşük büyümeyle ve resesyon riskiyle karşılaştığını görmüştük ama tam da enflasyonun istenen bazda yer aldığı, %2 seviyesinin aşağısına baskılandığı periyoda baktığımızda, grafiğin orta bölgesine baktığımızda aslında %2 enflasyon hedefiyle beraber büyümeyi başarmış bir Almanya görüyoruz. Dolayısıyla aslında Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki aslında %2 enflasyon hedefinin de anlam ve önemini bize gösteriyor bu grafik. Şimdi biz aslında bir taraftan da Ipsos'un bu aslında raporun içerisinde enflasyonun yer aldığından ve ikinci sıralarda da aslında işsizliğin geldiğinden bahsediyoruz. Bir taraftan da diğer soru var. Demişler ki eğer siz ülkenizde gidişatın nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Kötü mü, iyi mi? Diyenlerin seviyesine baktığımızda ekonomi doğru yolda ilerliyor, hükümetimiz doğru yolda ilerliyor diyenlerin oranı %41 seviyesinde ve geçtiğimiz aya göre 2 puan yükselmiş durumda. Biz aslında enflasyonun dizginlenmesiyle beraber, kontrol altına alınmasıyla beraber hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de ABD bölgesinde zaten tüketici güveni endekslerinde yukarı yönlü bir hareketlilik görmüştük. İnsanlar aslında gelecek yıllar içerisindeki gelir dağılımında daha iyi bir gelir elde edeceklerini ve enflasyonun baskılanmasıyla beraber de daha ekonomik ve ticari manada güvenlerinin olduğunu göstermişti. Dolayısıyla bu da aslında önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Uzun dönemde koronavirüs ve enflasyon ve iklim değişikliği karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği ile ilgili aslında baktığımızda bugün yine Avrupa bölgesinde ECB'nin almış olduğu bir karar var. Ya yeşil ekonomiye geçiş için ne yapılması gerekiyorsa hem kredi manasında hem de mali teşvikler konusunda bundan sonra çalışmaların yapıldığını görüyorlar. Uzun dönemde koronavirüs grafiğinde aslında aşağı yönlü bir eğilim varken biz enflasyonun yukarı yönlü çıktığını görmüştük. 2020 yılında yaşadığımız koronavirüs pandemisi döneminde aslında bir salgın krizi görürken enflasyon yayılması da gördük. Virüs
virüs nasıl yayıldıysa ülkeler arasında Amerika'dan başlamak üzere parasal arzın genişlemesiyle beraber M2 arzının nakit paranın aslında insanların evlerine gönderilen çeklerin artması ve bilançoların Merkez Bankası bilançolarının yükselmesiyle beraber biz enflasyonun da yaygınlaştığını bir virüs gibi ülkeler arasında yayıldığını görmüştük. Şimdi koronavirüs korkumuz yok ama enflasyon korkumuz hala baki ile devam ediyor. Dünyada ekonomik görünüm nasıl diye soruya da cevaben aslında %62'nin kötü, %38'in iyi manada bir cevap verdiğini görüyoruz. Aslında bir miktar beklentiler iyileşse de dünyanın ekonomik gidişatı, dünyanın genel gidişatı halinde aslında baktığımızda bu anket bize kötümser temanın var olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Sevcan aktardıkların için diyelim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasında kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Seans ortası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan'la beraberiz. Ufuk Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, hoş bulduk. Şimdi sizinle yurt dışı piyasaları konuşacağız detaylı bir şekilde. Bugün günlerden Fed faiz kararı 22'de yazılı olarak gelecek. 22.30'da ise Fed Başkanı Jerome Powell kameraların önüne geçecek. Soruları yanıtlayacak. Esas önemli kısmı piyasaları etkileyebilecek olan kısmı o soru cevap kısmında olacak. Nasıl bir yönlendirme bekliyorsunuz? Çünkü Fed 3 faiz indireceğim öngörüsünde bulunuyordu. Piyasalar 5-6 faiz indirimi bekliyordu. Her ne kadar son dönemde gelen iyimser verilerle beraber biraz böyle aşağı yönü gelmiş olsa da piyasa beklentileri, ne dersiniz? Nasıl mesajlar çıkar bugün Fed'den? Açıkçası bence zor, yani beklentiyi söylemek burada birazcık zor. Çünkü dediğiniz gibi piyasa ile Fed arasında az da olsa bir fark vardı. Son gelen veriler gayet Amerikan ekonomisinin iyi perform ettiğini, son dönemde iyi perform ettiğini gösteriyor aslında. Tahvil faizlerinin de o tepe seviyelerden, 5'lerin üzerinden 10 yıllık tahvil faizlerinin işte 4'lere yakınsadığını, hatta 4'lerin altına geldiğini gördük. Hatta Amerika'da takip ettiğimiz 30 yıllık mortgage faizlerinin de 100 bas puan kadar geri geldiğini gördük bu süreçte. Ve gelen veriler de iyi geliyor. PCE verisinin 2.9 gelmesi, işte dün gelen JOLTS verisinin 9 milyon gelmesi. Bunlar gerçekten Amerikan ekonomisinin iyi perform ettiğini gösteriyor. Bir diğer yandan da piyasa beklentileri bir yerde Fed'le bir noktada birleşiyor. Genellikle biz bunu gördük. Piyasanın beklemediği bir faiz indirimi veya artışını son dönemde biz Fed'den görmedik. Geçmişe baktığımız zaman da Fed'in faiz artırım döngüsünden faiz azaltım tarafına geçmesinin 8 aylık bir süreyi aldığını görüyoruz. Geçmiş eğer tarih tekerrür edecekse Mart'ı işaret edecektir. Ama gelen veriler iyi. Amerikan ekonomisi iyi perform ediyor. Dolayısıyla Powell'ın satır aralarına bakmaya çalışacaktır piyasa. Mutlaka Powell yine datalara bağlı olduklarını söyleyecektir. Datalar tarafına bağlı olduklarını söyleyecektir ama satır aralarından piyasa birazcık daha olumluyu çekmeye çalışacak diye düşünüyorum. Mart'ı bence flu olarak işaret edebilir. Tam net bir şey alamayabiliriz. Bu hafta tarımcısı istihdam var ki önümüzdeki toplantıya kadar olacak verileri de dikkatle takip etmek gerekecek. Aslında kritik bir döneme giriyoruz. Çok net bir şey söyleyeceğini açıkçası düşünmüyorum. Evet, kritik bir dönem dediniz. Gelen iyi verilere dikkat çektiniz. Bugün ADP özel sektör verisi, Cuma'da tarımcı istihdam verisi gelecek ama işte dün açıklanan JOLTS verisi sanki böyle hani hiçbir şekilde istihdam piyasasında bir gevşeme olmadığını gösterdi. Acaba hani şöyle bir durum oluşabilir mi? Yani Kızıldeniz'de yaşananlar, işte enflasyonist baskının artabileceğine dair beklentiler, gelen iyi veriler çok sıkı, çok erken bir şekilde bir adım atma sinyali verirse o zaman işte enflasyon görünümünde bir bozulma oluşur mu? Aslında aynı soru belki de Euro bölgesi için de geçerli. Çünkü İspanya'dan, İtalya'dan beklentiler üzerinde büyüme performansı geldi ama aynı şekilde enflasyon da örneğin İspanya'da beklentiler aştı, yukarı yönlü gittiğini gördük. Dolayısıyla burada merkez bankalarının hani erken adımları enflasyon endişelerini tetikler mi ve biraz daha böyle uzun vadeli düşünürsek ne dersiniz?
Açıkçası evet, yani burada ben enflasyonla olan sürecin, savaş sürecinin global anlamda tamamen bittiğini düşünmüyorum. Burada sizin de söylediğiniz gibi Avrupa'da, size ek olarak şunu söyleyeyim, Fransa'da da birazcık beklentinin üzerinde gelen bir enflasyon rakamı var. Dolayısıyla Avrupa bölgesinin büyük ekonomilerinde enflasyonun beklenenin üzerinde arttığı bir dönem içerisinde Avrupa ekonomileri de Kasım'da, Aralık'ta, Amerika'da harcamalara baktığımız zaman harcamalarda da artış var. Az önce siz de söylediğiniz iş gücü piyasası çok sıkı kalmaya devam edecek. Genel beklentiler zaten bu yönde. Piyasa o önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini çok hızlı bir şekilde fiyatlamaya başladı. Enflasyon hızlı bir şekilde düşeceğini düşünmeye devam ediyor piyasa. Dolayısıyla burada erken adımlar bu kadar emeğin heba olmasıyla da sonuçlanabilir. Merkez bankaları bundan mutlaka ve mutlaka kaçınmak isteyeceklerdir. Avrupa Merkez Bankası'nın da erken adım atma ihtimali, dün Lagarde'ın konuşması vardı, işte yaz aylarını işaret etti. Bundan sonraki ilk adım faiz indirimi olacaktır dedi. Erken faiz indirimleri, jeopolitik riskleri de beraberinde düşündüğümüz zaman enflasyonist açıdan 2024'te yüksek enflasyon ve yüksek faizler olarak karşımızda kalmaya devam edebilir. Dolayısıyla böyle bir hataya düşmemeye çalışacaklardır. Ben o yüzden birazcık daha Powell'ın böyle flu konuşacağını düşünüyorum o tarafta. Çünkü gerçekten şunu da söylerse eğer ki baktığımız zaman sıkı para politikası daha uzun süre devam edecek, ekonomi çok iyi devam ediyor ve eğer ki daha yaz ayları, daha ileriki dönemi işaret ederse veyahut faiz indirim beklentilerinde daha az bir faiz indirim beklentisini işaret ederse piyasada çok hızlı bir yükseliş vardı. Bunun geri dönüşü de birazcık sert olabilir. Böyle bir risk de var. Fed'in piyasayı çok fazla bozacağını düşünmek istemiyorum açıkçası. Evet. Yoksa şu anda bir ciddi bir risk var piyasa üzerinde de FED toplantısından sonra, Powell'ın konuşmasından sonra. Evet, bu bahsetmiş olduğunuz hani piyasa çok hızlı yükseldi. Bunun geri dönüşü de aynı hızda ve hatta daha hızlı olabilir mi şeklinde bazı endişeler dikkatleri çekiyor. Özellikle işte S&P 500'de, Dow Jones'da bu yıl üst üste sanıyorum ki 6 tane rekor tazelendi. Şimdi bir taraftan da hani ABD tarafında şirket değerlemeleri çokça konuşuluyor ve böyle bazı uyarılar da yapılıyor. Örneğin işte bu muhteşem yedili olarak adlandırdığımız yapay zeka ile haşır neşir olan işte çok büyük teknoloji şirketleri, ki işte hepimizin adını bildiğimiz şirketler, onların 2023'te gösterdikleri kadar iyi bir performansı 2024'te gösteremeyeceklerine dair bir beklenti var. Ki dün Microsoft'tan, Alphabet'ten biz bilançoları aldık. Beklentileri aşmış olsa da bazı detaylar orada böyle yatırımcıları memnun etmedi ve piyasalar kapandıktan sonra ciddi anlamda şu an Nasdaq vadelerine baktığımız zaman da %1'in üzerinde aşağıda bir açılış beklentisi oluşmuş durumda. Yani şunu merak ediyorum, bu değerlemelerin çok fazla olması orada nasıl riskleri beraberinde getiriyor acaba ABD için, ABD hisse piyasaları için, Wall Street için dikkat edilmesi gerekenler var mı sizce? Kesinlikle var ama şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi S&P 500, Nasdaq rekor tazeliyor ama burada da ciddi bir polarizasyon var bu endeks içerisinde. Bu söylediğiniz muhteşem yedilinin son bir yılda yanlış hatırlamıyorsam %80 civarında bir yukarı yönlü performansı olduğu. 7 hisseyi eşit oranda aldığınız zaman %80 civarında yukarı yönlü bir performansı var. Diğer hisselerin buna bu kadar katılmadığını görüyoruz. Bu muhteşem yedilinin fiyat kazanç oranlarına baktığımız zaman burada ciddi anlamda 46'lar civarında bir fiyat kazanç oranı var. S&P'ye baktığımız zaman bu 22, Nasdaq'a baktığımız zaman 40'larda, 30'larda seyrediyor. Dolayısıyla burada değerlemelerin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Fakat şunu da söylemek lazım bence burada. Bu yapay zeka teması çerçevesinde daha sonra işte FED faiz indirimleri beklentilerinin de buna bir tetikleyici olduğu süreç içerisinde bu sert hareketleri gördük. Yapay zekanın ekonomiler üzerinde, bilançolar üzerinde, şirketler üzerinde daha tam olarak nasıl etkili olacağını, ne kadar etkili olacağını çok fazla kestiremiyoruz. Bu coşku sürecinde evet fazla sert hareketler olmuş olabilir. Bunun düzeltmesinin de sert olmasını işte geçmiş dönemki tecrübelerimizden mutlaka bekleriz. Dolayısıyla biz burada temkinli olmanın gerektiğini düşünüyoruz. Değerlemeler evet yüksek mi yüksek, fakat baktığımız zaman gerçekten çok büyük bilançolar var ortada. Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu 7 tane şirketin 3'ünün bilançosu geldi. Geri kalanını bekliyoruz. 2 tanesi yarın gelecek. Dolayısıyla bu 3 bilançoda da hep beklentinin daha böyle alt
kalemlerde beklentilerin karşılanmadığını gördük. İşte Google'da reklam gelirleri, Microsoft'ta bulut gelirleri, Tesla'da zaten yüksek faizler sebebiyle talepte oluşabilecek daralma. Tesla'nın kendi içerisinde başka problemleri de var tabii. Dolayısıyla bunlar burada bu şeyleri birazcık hisse piyasalarında bu şirketler özelinde birazcık bir geri çekilmeye işaret etti. Eğer geri kalan 4 şirket de böyle beklentiler tarafında çok fazla karşılamazsa bu total endeks üzerinde de birazcık bozucu bir etki yaratabilir. Keza işte Powell'ın da bugün de Powell'ın konuşması büyük bir risk olarak önümüzde duruyor. Evet, bu arada BlackRock'ın bir açıklaması var. Amerika hisse senetleri için görünümünü nötrden overweight'e yükseltti ve S&P 500'ün önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca yukarı yönlü inmesinin sürmesini bekliyor. Böyle çeşit çeşit tabii ki farklı raporlar var. Herkesin hani böyle farklılaştığı fikirlerin biraz birbirinden farklılık gösterdiği bir süreçten geçiyoruz. Ama her zaman sanıyorum ki temkinli olmakta fayda var. Şimdi bu tarafı yani hisse tarafında konuştuktan sonra belki biraz emtia tarafına bakmakta da fayda var. Çünkü emtia piyasası da aslında bir noktada Fed'in kararını, Fed'den çıkacak mesajları bekliyor. Ama orada belki de yani değerli metaller özelinde hani reel faizlerin düşmesini bekleyen uman bir tablo var. Dolayısıyla hani bu noktada sizce mesela altına bakarsak nasıl bir hareket olabilir, nasıl bir senaryo olabilir bugün gelecek mesajlarla beraber ons altında? Şimdi kısa ve uzun vade olarak ayırırsak bugün Powell'ın konuşmasından sonra tabii ki şahin bir konuşma olursa altında 2000 dolar hatta 1975 dolarları test etmeyi beklerim. Ama orta uzun vadede koreli bir şekilde bütün dünyada faiz indirimlerini bekliyorsak ki genel görüntü öyle, muhtemelen de öyle olacak. En azından yılın ikinci yarısı ve 2025'te bu büyük ihtimalle olacak gibi görünüyor. Artık böyle netleşmiş bir senaryo gibi görünüyor. Ben altın tarafında 2200-2400 bandına kadar altının gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu şey içerisinde yani faizlerin bu kadar yüksek kaldığı süreç içerisinde özellikle merkez bankalarının burada 2023 boyunca alım yaptığını görmüştük. 2000 dolar üzerinde tutunan altının önü hala açık. 2200-2400 dolarlara kadar gelebilir. Keza gümüş tarafında da gümüşün altından birazcık daha fazla volatilitesi olduğunu görüyoruz. 23 üzerinde tutunmaya çalışan bir gümüş, ons gümüş paritesi var. Ons gümüş dolar paritesi var. Dolayısıyla burada da gümüşün biraz daha volatil kalarak 23 üzerinde tutunması durumunda 25'lere kadar bir hareketinin olması söz konusu diye düşünüyorum o tarafta. Yani kısa vadede birazcık temkinli olmak lazım. Biraz geri çekilmeler normal olarak görüyorum geri çekilmeler ama orta uzun vadede her ikisinin de yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Reel faiz tarafında da özellikle reel faiz olmaya devam edecek 2024'ün en azından ilk yarısı boyunca. Ama ondan sonra reel faizlerin düşmesi bu iki değerli metalde daha hızlı hareketleri beraberinde getirebilir. Evet, peki petrol neleri takip ediyor dersek orada tabii farklı dinamikler var. İşte bir taraftan jeopolitik gelişmeler fiyatlanıyor, küresel talep nasıl olacak? Bir taraftan işte OPEC artı ülkelerinin Suudi Arabistan öncülüğünde arz kısıntıları konuşulurken ki orada da işte bazı planların ertelendiğine dair haber akışı vardı. Amerika'da hala üretimin devam ettiğini görüyoruz ama yine de stoklarda bir miktar geri çekilme oldu. Yani böyle çok farklı dinamik var ve petrol acaba hangi yöne gidebileceğine en ağırlıklı olarak hangi gelişme ağır basıp sizce yönünü çevirmesine sebep olacak? Ne dersiniz? Petrolde şöyle, bunu da ikiye ayırsak kısa ve uzun olarak, kısa vade içerisinde petrol fiyatlarının 80 doların çok altına yerleşmesini açıkçası beklemiyorum. Fakat son birkaç yıldır özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber başlayan 2020 yılında o Covid krizinden sonra OPEC ülkelerinin daha sıkı bir şekilde petrol fiyatlarını belirlemeye çalıştığı dönem içerisinde ülkeler biraz şunu anladılar. Petrol çok değerli, enerji bu yapay zeka vesaire diğer gelişmelerin yanında enerji aslında çok çok değerli bir alana gidiyor. Çok önemli bir noktaya göre stratejik bir noktaya geliyor. Dolayısıyla petrol çok önemli. Ve işte son dönemde İsrail, Hamas arasındaki çatışmadan sonra burada Kızıldeniz'deki olaylar petrol üzerinde yine bir etki kuruyor. Dolayısıyla birçok ülkenin rezervlerini de arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Siz de söylediniz Amerika'da özellikle üretim çok fazla artıyor. Bu yıl 1,5 milyon varil gün kadar üretimin tekrar artması bekleniyor. Aynı zamanda Çin stoklarını arttırıyor. Bir diğer yandan Suudi Arabistan OPEC'le beraber hareket ediyor. Fakat Suudi Arabistan önümüzdeki dönemde piyasadaki
pazar payını arttırmak için tekrar üretim artışına ve fiyat indirimlerine gitmesi de normal karşılanabilir önümüzdeki birkaç ay sonrasında. Yani bu Kızıldeniz'deki problemlerin ben bir şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Çok uzun vadeye yayılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla petrol tarafında böyle bir durum söz konusu. Kısa vade için ülkeler petrol tarafında talepkar olmaya devam edeceklerdir. Fakat orta uzun vade içerisinde özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle de yine ortaya çıkan bu petrol üretimin, petrolden üretilen diğer ürünlerin, işte rafineri ürünlerin ürünleri tarafında da bazı arz problemleri oluşmasından dolayı ciddi rafineri yatırımları da var. Dolayısıyla petrol kısa vade içerisinde yukarı yönlü hareketini devam edecekti ama orta uzun vadede petrolün ben tekrar aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde beklentimiz 70-90 dolar aralığı, muhtemelen yılın ikinci yarısı da 70 dolarlara doğru yakınsayacaktır diye tahmin ediyoruz. Aynı zamanda Çin tarafında Çin'in günlük yaklaşık 15 milyon varil kadar bir petrol tüketimi var. Bununla beraber Çin'de satılan araçların %40'ı elektrikli. Bu %40 elektrikli satıştan dolayı önümüzdeki dönemde Çin'de petrol talebinin günlük 150 bin varil kadar azalması bekleniyor. Ve Çin'deki büyümenin de yavaşlaması sebebiyle Çin'in petrol talebinin de önümüzdeki dönemde biraz daha azalacağını düşünüyoruz. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman Amerika, Suudi Arabistan ve Çin'i yan yana koyduğumuz zaman orta uzun vadede çok yukarı yönleri beklemiyoruz ama kısa vade içerisinde jeopolitik riskler bunu yukarı taşımaya devam edecektir. Aslında belki son olarak şunu da konuşabiliriz. Siz Çin'e vurgu yaptınız. Çin'deki talep, işte demir cevher olsun, bakır olsun, bu gibi MTI'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla acaba hani sizin aklınıza gelen petrol dışı farklı bu bahsetmiş olduğunuz dinamiklerden etkilenebilecek ve dikkat edilmesi gereken, izlenmesi gereken MTI ürünleri var mı? Açıkçası önümüzdeki dönemde dünya büyümesinin işte 3'e yakınsayacağını bekleyenler var, 2,5'a yakınsayacağını bekleyenler var. Bunun en önemli göstergesi bakır. Bakır fiyatlarının bir süredir ucuz kaldığını düşünüyoruz. Zaten vadeli bakır piyasasına baktığımız zaman spot bakırın vadeli piyasadan çok daha düşük bir fiyatla işlem gördüğünü görüyoruz. O da kısa vadedeki talep daralması sebebiyle. Ama önümüzdeki dönemde hem dolar endeksindeki düşme beklentisi, faiz indirimleri vesaireyle beraber hem Çin'deki endüstriyel talebin son dönemde birazcık daha toparlandığını görmemiz, içeride arzla ilgili, iç taleple ilgili problemler var ama dünya büyümesiyle beraber relatif de olsa bir büyüme söz konusu olacak. Bakıra olan talebin artacağını düşünüyorum. Ben bu yıl bakıra özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakır fiyatlarında yılın özellikle ikinci yarısında yukarı yönlü bir hareket oluşabilir. Şu an 8600 dolarlar civarında. Benim beklentim 10.000 dolarlar olması yönünde bakır tarafında. Çünkü bakır hem aynı zamanda enerji tarafında da, elektrikli araçlar tarafında da, güneş enerjisi tarafında da çok ciddi kullanılıyor. Ve bu dünyanın hem faiz indirimi hem büyüme süreci içerisinde, cycle içerisinde bakıra ciddi anlamda bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Demir tarafında Çin'in talebi önemli olmaya devam edecek. Çin bu piyasayı kontrol etmeye devam edecek ama demir tarafında da çok fazla bir geri çekilme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir diğer yandan lityum fiyatları 2020 yılından beri çok ciddi anlamda geri çekilmişti. 2020'de bir tepe noktasını gördük. Burada zaten batarya maliyetlerini de bununla beraber çok ciddi azaldığını gördük. Ama elektrikli araçlara olan talebin hala çok az olduğunu düşünürsek ve lityum pillerin hala önümüzdeki dönemde de kullanılacağını düşünürsek lityum fiyatlarının da bu yıl dip yapacağını düşünebiliriz. Bunun yanı sıra özellikle dünyada temiz enerji kaynaklarına geçilmesiyle beraber uranyum fiyatlarının da 2020 yılından beri ciddi bir rally yaptığını gördük. Ben uranyum olan talebin de artarak devam edebileceğini düşünüyorum. Yani 2024'te bu tarz emtialar öne çıkabilir. Bir diğer yandan bu faiz indirim döngüsü içerisinde özellikle kakao gibi, kahve gibi Güney Amerika'da üretilen, Afrika'da üretilen ürünlerin de dolar endeksinin geri gelmesiyle beraber yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Piyasalara dair aslında detaylı bilgileri sizden aldık. Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizimle beraberdi. Şimdi biz bir haberle devam edelim. Sabah saatlerinde turizm rakamları açıklandı ve turizm geliri 2023 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,8 artışla 12,2 milyar dolar oldu ve turizm gelirinin %15,2'si ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. O haberi izleyelim, sonrasında detaylı bir şekilde turizm konuşacağız.
Turizm geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6.8 artarak 12.2 milyar dolar oldu. Turizm gelirinin %15.2'si ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9.5 milyar dolarını kişisel harcamalar, 3.2 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %16.9 artarak 54.3 milyar dolar oldu. Bu yılki gelirin 41.6 milyar dolarını kişisel harcamalar, 13.2 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4.1 artarak 12 milyon 472 bin kişi oldu. Ziyaretçilerin %13.6'sını 1 milyon 694 bin kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre %11.1 artarak 57 milyon 77 bin kişi oldu. Bunların %13.5'ini 7 milyon 730 bin kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu. Evet, şimdi bu konuyu ve daha fazlasını değerlendirmek üzere Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği AKTOP Başkanı Kaan Kavaloğlu bizimle beraber. Kaan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Turizm gelirlerinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,8'lik bir artış var. Bir taraftan da Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları var. Orada 2023'ü toplam 56,7 milyon ziyaretçiyle kapatıldığını duyurdu Türkiye'nin. Ne dersiniz? Nasıl bu rakamlar size beklentilerinizi karşıladı mı? Her şeyden önce çok vahim bir tabloyla başlamıştık sezonu, hatırlarsınız. 6 Şubat depremi son 100 yılda yaşanmış olan en büyük felaketti başımıza gelen şey. Belli bir dönem turizm konuşmak bile mümkün olmadı ülkemizde. Biz turizmciler ve devlet bir arada hareket ederek açıkçası pes etmedik ve sezonun geç başlamasına rağmen bu başarıyı elde ettik. Buradaki tabii ki en büyük başarının sebeplerinden bir tanesi, bizim stratejik olarak turizm sektörü gerçekten dünyada kabul görmüş en önemli sektörlerden bir tanesi. Yani Türk turizmi gerçekten, ben her zaman söylerim, Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz diye. Bunun da en büyük kanıtı bence bu senedir. Bu kadar felakete rağmen böyle bir başarı elde etmemiz bence çok kayda değerdir. Ama paylaşılan rakamları tabii ki iyi irdelemek lazım. Biz 2022 yılında da çok büyük bir başarı elde etmiştik ama pandemi sonrasında gelen bir başarıydı o. İnsanlar tatile biraz daha iştahlıydılar. Ama 2023 yılında biraz önce bahsettiğim gibi bütün bu felaketlere rağmen, coğrafyamızdaki savaşa rağmen, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, Filistin-İsrail geriliminin devam etmesine rağmen bence bu ulaştığımız rakam oldukça tatmin edici. Tabii bizim için önemli olan 2024 yılı. Bu 2024 yılı içinde biz ilk verileri elde etmeye başladık. 2024 yılı aslında yine iyi hedeflerimizin olduğu, Turizm Bakanımız hedefimizi 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir olarak belirledi. Buna ulaşmada ben özellikle Antalya için söylemek isterim. Biz Antalya'da 2023 yılında 16 milyon kişiye ulaşmaya çalıştık. 15.8 milyonda kaldı. Bunun içerisinde çok ciddi anlamda bir kapasite var. Bunun 15.6 milyonun 900 bini yurt dışında yaşayan Avrupalı Türkler diye tabir ettiğimiz bizim yurt dışında yaşayan Türk misafirlerimiz. Onların sayısında 2022'ye göre %50 artış var. Yani burada Antalya'nın başarısında Avrupa'da yaşayan Türklerin kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapma hevesleri bizim için çok değerli. Bu ortaya çıktı burada. 2024 yılında da 60 milyona ulaşmak için Antalya tüm sistemin içerisinde yaklaşık %27-28'ini alır bu kapasitenin. Aynı kapasiteyi alacağını, 16,5 milyonun üzerinde bir turiste ağırlayacağımızı düşünüyorum Antalya'da. Burada birinci sırada yine Türkiye'deki gibi Rusya, 2 Almanya olacak. 3 İngiltere, şu anda çok önem verdiğimiz, iyi bir gelişme gösteren Polonya pazarı olacak.
Evet, yani bütün olumsuzluklara rağmen 2023 yılı iyi geçti ama esas 2024 bizim için önemli diyorsunuz. Peki böyle bir şu anda erken rezervasyonlar biraz böyle hani maliyet artışlarıyla beraber ve hani Yunanistan'a uygulanan vize serbestisiyle bazı 10 adaya uygulanan o vizelerin kaldırılmasıyla beraber biraz hani iç yerli turistin yurt dışını belki tercih ettiğini görebiliyoruz. Erken rezervasyonların detaylarına bakınca şu anda ne görüyoruz acaba? Bu Yunanistan kısmına bir açıklık getirmek istiyorum. Evet. Yunanistan turizmi iki şekilde yapar. Aslında ben canlı yayına bağlanmadan önce kafamda geçiriyordum. Acaba böyle bir soru gelir mi diye. Size teşekkür ediyorum. Hani bu böyle benim için de bir fırsat oldu. Bence Türk turizmcisi için de böyle bir soruya cevap vermek bir fırsat bence. Onlar ada turizmi yapıyorlar ve ana karalarında da belli bir turizm hareketleri var. Aslında pahalı bir turizm destinasyonu Yunanistan. Bu anlamda ada turizmi yaptıkları için. Ama şöyle düşünün. Yunanistan'ın hiçbir bölgesinde Türkiye'ye gidelim diye bir kampanya göremezsiniz. Dolayısıyla hani burada bir parça daha milliyetçi olmaya davet ediyorum ben turistlerimizi. Eğer Ege'de veya Antalya'da tatil yapmayacaklarsa Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapsınlar. Tatil bölgelerini Kuzey Kıbrıs'ta değerlendirsinler diyorum. Çünkü sonuçta biz bir rekabet ediyoruz. Tatlı tatlı sert bir rekabettir bu. Bizim İspanya ve Yunanistan'la yaptığımız rekabet. Tur operatörleri bazında ciddi bir rekabetimiz var. Bir de Avrupa Birliği'nin kendi normları içerisinde finansal anlamda desteklemeye çalıştığı bir turizm hareketi var. Bunu da yadsıyamayız. Yani İspanya'yı, Portekiz'i, Yunanistan'ı ve İtalya'yı, özellikle Güney Fransa'yı Avrupa Birliği çok ciddi anlamda destekliyor. Almanya'dan yaklaşık 60 milyona yakın çıkış paket var. İngiltere'den keza öyle 58 milyon paket çıkış var. 18 milyon İngiliz İspanya'ya gidiyor tatile. İşte bizim ulaştığımız rakam belli, 3.8 milyon. Dolayısıyla bizim daha bu anlamda Avrupa'da da işimiz uzun. Avrupa'da da pazarlama faaliyetlerimizi arttırmamız gerekiyor. Ama biz, sizler de takdir edersiniz ki sadece Rusya'nın bir numaralı turizm destinasyonuyuz. Rusya'daki savaş halinin devam etmesi de oradaki uygulanan ambargo, onlara uygulanan izolasyon, onların rublenin oldukça ciddi anlamda devalüe olması döviz karşısında onların tatil imkanlarını sınırlıyor bir parça. Ben ama buna rağmen 2023 yılında Rusya'nın özellikle Antalya'da ve Türkiye'de yine bir numara çıkmasını çok önemsiyorum. Çünkü onların gerçekten en önemli turizm destinasyonu Antalya ve Türkiye. Bu anlamda baktığınızda eğer Rusların belki de çok yakın bir zamanda inşallah ümit ediyoruz ki Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaş halinin belki sona ermesiyle birlikte çok ciddi bir imkan yaratılacak özellikle Antalya ve Türkiye üzerinde. Ama bizim iç pazar dediğimiz bünyede yani yurt içi pazar misafirlerimizin, kendi ülkemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesi, onların tatile çıkma ihtiyaçları bizler için çok değerli. Onun için Yunanistan demeyelim de kendi ülkemizde aynı imkanlarda tatil yapmayı, daha güzel tatil yapmayı, eğer yurt dışı ihtiyaçları varsa da Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapmalarını tavsiye edelim, rica edelim sizin izninizle. Evet, bu da bahsetmiş olduğunuz önemli bir durum. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu bizimle beraber de. Böylelikle biz seans ortasını noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.